fikridir orası. Hep yüksek su koyar. Peki. Şimdi biz, bu anlaşılır. Evet, biz bu kadar suyu konuştuk. Biz suyun kendini de nasıl saklandığını da çok önemli bizim için konuşuyoruz. Çünkü hayatımız sudan geçiyor. Bakın şimdi bir uzmanımız var. Kendisi bir gıda mühendisliği profesörü ve bize suyun nasıl saklandığı ile ilgili bilgiler verecek. Ben Profesör Doktor Yaşar Kemal Erdem. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. 2010 yılından bu tarafa kurduğumuz merkez içerisinde, Hacettepe Üniversitesi Gıda Araştırmaları Merkezi, su ve plastik materyallerden suya madde geçişi üzerinde çalışıyoruz. Bir gıda maddesini ya da herhangi bir maddeyi o gıda maddesinin çözeceği bir ambalaj içerisine koymazsınız. PET de aynı şekildedir. PET suda çözünen bir madde değildir. Bisfenol A suda çözünen bir madde değildir. Ama üretildikleri o ambalajın içerisinde yer alır. Eğer iyi bir üretim yapılmamışsa çözünerek geçmesi söz konusu değildir. Migrasyon adı verdiğimiz orada polimerize olmamış maddenin göçü söz konusu olabilir. Biz çalışmaya başlayana kadar bisfenol A maddesinin suda saptanabilir miktarı 0,1 birimdi. Biz onu 1000 kat daha düşük düzeyde de olsa saptanabilir biçimde analiz edecek yöntemi geliştirdik. Ve ondan sonra İstanbul ve Ankara piyasasından satılan bütün damacana sulardan örnek alıp bir tarama yaptık. Gördük ki sağlık limitlerinin çok çok altında BPA bulunması söz konusu. Sonra bunu sistematik bir araştırmaya dönüştürdük. Buzdolabı sıcaklığında, oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıkta 3 ay boyunca depolayarak BPA geçişinin üzerinde bir etkisi var mı yok mu onu gözledik. Söz konusu olan BPA geçişi insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığını gördük. Öyle ki bir insanın suya geçen BPA'dan etkilenebilmesi için en yüksek miktarda geçtiği koşulları göz önüne alırsak günde 6 damacana ile 60 damacana arasında değişen miktarda su tüketmesi gerektiği sonucu ortaya çıktı. Plastik ham maddesi suya geçiyor, çözünerek suya geçiyor demek çok ciddi bir bilimsel yanlıştır. Çünkü ambalaj maddesinin o ambalajda çözünmemesi esastır. Yani plastik suda çözünmez, dolayısıyla suya geçmez. Ama plastiğin üretimi sırasında eğer iyi üretim uygulamaları söz konusu değilse, ciddi bir teknik bilgiyle ve yatırımla yapılmıyorsa bu, polimerize olmadan, plastikleşmeden kalan bazı maddelerin suya göçü söz konusu olabilir. Bunun üzerinde sıcaklık etkili olabilir. Ki sıcaklık birçok kimyasal fiziksel reaksiyon üzerinde etkilidir. Bunu denetleyebilmek için bunun ne olduğu, ne miktarda olduğu üzerinde bilgi sahibi olmak gerekir. BPA konusunda yaptığımız araştırma göstermiştir ki damacana sularda bir BPA geçişi söz konusudur. Sıcaklık arttıkça artması söz konusudur. Ama en fazla geçişin olduğu düzeyde bile var olan sınırdan 450 katla 1200 kat arasında daha aşağıda, daha düşük miktardadır. Bu da sağlığı tehdit eder bir durum değildir. Bu argüman bana ait değil. Bu argüman Dünya Sağlık Örgütü'nün çizdiği sınıra bağlı olarak yaptığımız araştırmanın bir sonucu. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu